Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir diyen peygamberin emrine uygun davranan AKP'li zaten bunlarla bir olmuyor ki. Bunlarla aynı şeyi düşünmüyor ki. Hı. Yani bugün Hüdapar, Hizbullah'tan hapse girenler, Hüdapar'da yönetici olmuş. AKP'liler diyor ki, berat ettiler. Efendim cezalarını yatıp çıktılar. Adam hapisten çıkmışsa siyaset yapması normaldir. Ne var bunda diyenler? Bu memlekette yüz binlerce insan KYK'yla takipsizlik ve berat alınmış olmasına rağmen işten atılmışlar. Takipsizlik ve berat almışlar. Bu çocuklar işlerine geri dönemiyor. Deprem bölgesinde KYK'lıya bile yardım edilmiyor. Dünya kadar askeri öğrencisi çocuk, binlerce çocuk, askeri öğrenci, okul öğrencisi... ...okulları kapatılmış, hain damgası yemiş, hiçbir yerde işe giremiyor. Ama Hüdaparlı olunca berat etmiş. Ne var bunda diyor. İşte bu adaletsizlikleri görenler bundan ayrı zaten. Bu kimi kastettiğimi net söyleyeyim o zaman. Geçenlerde bir televizyonda izledim. Vatandaşın biri 100 gram pastırma almış. Çocuğu pastırma istedi diye. Diyor ki 120 liraya aldım 100 gramını. Kilosu 1200 lira. Ancak 100 gram alabildim. Oradan kadın bağırıyor. Sana Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz diyor. Pastırma yiyeceğine diyor ekmek yedi diyor. Bak ben 40 yıldır pastırma yemiyorum diyor. Sen kasıtlı söylüyorsun bunu diyor. Sen Recep Tayyip Erdoğan'a düşmansın. Size Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz diyor. Ya şimdi bu nasıl bir ruh hali diye He. düşünüyorsun? 100 gram pastırma alan adama ekmek ye diyor. Biri bağırıyor. Soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyor. Ya biz yamyam mıyız? Niye yiyelim reisi? 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz. Millet karar verecek, değil mi? ama bu karara bile öyle bir dil kullanıyor ki kastımız bunlar. Evet. Bakın öyle insanlar var ki mesela geçenlerde bir hoca e, abi, Hoca denilen, siz... şunu bitireyim ama önümde. Hı. Bir hoca denilen meczup diyor ki CHP'ye karşı savaşırsan diyor cennetin kapısını açarsın diyor. Bir diğeri de diyor ki CHP'ye oy verirsen cehennemde yanarsın diyor. Şimdi bu adam bu adamlar nasıl din adamı olabilir? Bunlar nasıl Müslüman olabilir? Yani Temel Garamolluoğlu, Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı, milli görüşçüler cehennemlik mi oldu şimdi CHP'ye çalışıyor diye? Biz cehennemlik mi olduk şimdi CHP'ye oy vereceğiz, oy istiyoruz diye? Allah Resulü diyor ki bir insan inandığını söylüyorsa sadece inandığından dolayı ona kafir demeyiniz. Dediğiniz takdirde bu iki taraflı keskin kılıç gibidir, bir tarafı size döner kafir olabilirsiniz evet. diyor. Önder Aksakal, geçmişin devrimcisi, dev yolcusu. Meclise de Merve Kavakçı sokmayan, başörtülüyle meclise girmesini engelleyen partinin genel başkanı. Şimdi Cumhur İttifakı'na geçti, adam oradan bize kafir diye bağırıyor. Ya Önder, hangi ara böyle... Başımıza dindar kesildin, Müslüman kesildin de bizi kafir ilan ettin. Önder, bilgin ne, fikrin ne, zikrin ne? Önder, gittin Cumhur İttifakı'na gittin, git de bizi niye kafir ilan ettin ya? Derdin ne? Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan. Niye Cumhur İttifakı'na gittim diyor. Çünkü bu CHP ile bir olanlar diyor, ateist, komünist, dinsiz, FETÖ'cü diyor. DHKBC'li, Fatih Erbakan, sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir Müslümansın? Senin baban Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile rahmetli Bülent Ecevit ile hükümet kurdu. Bir de üstüne üstlük Kıbrıs'ı fethettiler be. Kıbrıs'ı kurtardılar be. Babana da saygın yok senin. Dönüp bize bu lafları evet. söyleyen tabana diyorum ben söylediklerimi. Bu taban Recep Tayyip Erdoğan'ın kin ve nefretle beslediği bir taban. Onun içinde bize sürekli böyle saldırarak tabanını rahatlatmak istiyor